gelenler var. Hoş geldin ya. Bizim göre geldin. En güzel. Hoş geldiniz. Sümeten hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Nasıl başkanım? İyiyiz efendim. Nerede gördüm? Gazlar gününüz kutlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Saygıdeğer hazırım. İnegöl dışından gelen saygıdeğer protokol ve saygıdeğer İnegöl'ler, çok muhterem gazi arkadaşlarım ve hanımefendiler, muhterem misafirler, aslında benim için bugün çok önemli bir gün. Tarihe ışık tutacak resimleri albümlerden, resim kutularından çıkararak o zor günleri halkımızı görmesi için sunduk. Bizlere bu sevgiyi açmamıza yardımcı olan başta Sayın Kaymakamımıza ve çok değerli belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca benimle beraber gecesini gündüzünü katan kültür müdürümüze ve müze müdürümüze de teşekkür ederim. Sizleri andınız, unutmadınız. Yüce Yaradan da inşallah sizleri unutmasın. Hepinize tekrar teşekkür eden, saygılarımı sunarım. Bugün bizim gurur günümüz, gaziler günümüz. Gaziler günümüzün de kutlu olmasını diliyorum. İnegöl Belediyesi olarak bugün burada kıymetli İnegöl Muharip Gaziler Derneğimiz ile beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bir serginin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 19 Eylül 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nizde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşer rütbesi ve aynı zamanda da gazilik ünvanı verildi. Tabii bugün aynı zamanda da Türk gazilerimize armağan edilerek her gün Gaziler Günü olarak da kutlanmaya devam edildi. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de kuruluş yıl dönümü. Bugüne özel olarak çok özel bir sergiyi açmış olacağız. Sergimizde İstiklal Savaşı, Kore Savaşı, yine Kıbrıs Barış Harekatı'nın en ince ayrıntısına kadar yansıyan fotoğraf kareleri, kahraman gazilerimize ait önemli belge ve materyaller yer almaktadır. Bunlardan bir kısmından bahsetmek gerekirse İstiklal Savaşı Muharip gazilerimize ait fotoğraflar var, vesikalar var. Hüsnü Güven'e ait İstiklal Madalyası ve yine vesikası var. Ali Rıza Sakarya'nın İstiklal Madalya vesikası bulunmakta. İstiklal Savaşı gazisi Nuri Kurtul'un 6 Eylül İnegöl Kurtuluş Bayramı töreninde giydiği milis kıyafeti bulunmakta. Kora gazisi Kemal Rubacı'nın o günlere ışık tutan fotoğrafları yer almakta. Bu arada kıymetli gazimizle rahmetle minnetle bir kez daha anmak istiyorum. Az önce de evlerine dün cenazelerine katılamadığım için evlerine taziyede bulundum. Bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Yine Kore gazisi Hasan Dener'in Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın göndermiş olduğu bir teşekkür belgesini görmüş olacağız. Kore Savaşı'nda şehit olan İnegöl'ün askerlerimizin künyeleri, sinema filminde konu olan Ayla'nın öyküsü, Kıbrıslı Muharip gazilerimize ait fotoğraflar, İnegöl Jandarma Komutanlığımızın katkı ve desteğiyle sergilenen silah ve askeri elbiseleri, yine Muharip gazilerimize ait madalya ve beyatları buradaki bugünkü sergimizde görmüş olacağız. Bu bizim kent üzerimizde gerçekleştirdiğimiz 139. sergimiz. İnşallah nice sergiler yapmak nasip olsun. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dijital ortamda da izlemek mümkün. İnegöl BTR'den, İnegöl Belediye'mizin resmi sayfasından bu sergiyi takip edebilir isteyenler. 17 Ekim Pazar gününe kadar burada da sergimiz ilçe halkımızın, ziyaretçilerimizin izlenimine sunulmuş olacaktır. Bu organizasyonda ben emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanıma,
değerli kaymakamımıza emeği olan tüm müze müdürlüğü, kültür müdürlüğü üzerinde tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Ve son olarak yine bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilik mertebesiyle şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu hafta bizim için yine tarihimizden aldığımız gurur sayfalarından birini daha yaşıyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazi ünvanını Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmakta. Biz de bu şerefi, bu gururu gazilerimizle birlikte her yıl yaşıyoruz, gururlanıyoruz ve gazilerimizden aldığımız güçle onların bizlerin arkasında her daim dimdik duruşlarıyla geleceğe daha da güvenle, daha da emin adımlarla yürüyoruz inşallah. Bu vesileyle bugün burada çok güzel bir etkinliğe de belediyemizin emeği geçen herkesin katkısıyla çok güzel bir etkinliğe biraz sonra yapacağımız açılışla kavuşmuş olacağız. Geçmişin tarihin izlerini her türlü materyalle, duyguyla, düşünceyle yaşatmak gelecek için elzem olan bir husustur. Bu noktada bu serginin sadece bir görsel sunum değil, aynı zamanda ruhumuza, aynı zamanda geleceğimize bir ışık olacağını umut ediyorum. Burada geçmişimizi, gazilerimizin yaşadıklarını bir nebze de olsa anlayabilmek, idrak edebilmek ve gelecek nesiller için de bir ruh aşılayabilmek için bu tür etkinlikler çok kıymetli. O vesileyle başta belediye başkanımız, onun değerli ekibi, kıymetli gazilerimiz, bu serginin oluşumuna katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine bugün aramızda olmayan gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere sağlık, sıhhat, ömürler dilerken şimdiden 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü de kutluyorum. İnşallah nice Gaziler Günü'nde bir arada olmak temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Kesebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Torunu getirdi. 42 yılında yazmış bir şiiri. O bağımsızlık mücadelesinde cephelerde bulunduğu günleri hatırlatan bir şiir yazdı. Çok da özel. Burada da Kore'de Güneş arasındaki mesafe. Yeni bir yer var. Yani özellikle ilk Tugay Mersin Limanı'ndan geliyor. Daha sonra İzmir Limanı'ndan 24 gün sürüyor galiba. 25 gün sürüyor. Yeni yolun başlıkları. Fotoğrafları. Ve beş parmaklardaki esaret tanıtımız. Rahmetler Bakanlığı'na falan veriyor. Bu kadar bir harekat önemli bilgileri. Konuşturdum onu. Uzun yaşamanın sırrı. Bir şey olmuyor. Mesela bu Milli Son Bakanlığı'ndan başlıyor. Geçen sene ilk defa bu yayınladı zaten. Milli Son Bakanlığı tabii yoktu. Yani ya bu oradaki Ankara okulu çok meşhurdur. Ankara okulu? O filme de konu olmuştu. Hı. Yetim, yani Koreli geçen çocuklara bizim ordumuz okul açıyor. Hı. Mesela aileyi oraya bırakıyor bizim Asubay, Süleyman Asubay. Hı. Zaten 60 yıl sonra bu çocuğu diyor ki, baba diyor, niye gelmedin diyor. Ben seni çok bekledim diyor filmde. Belki hatırlarsanız çok güzel bir şey. O işte Kunuri.